Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü'nde kurulan Art Koloni'nin açılışına katılan ünlü oyuncular Mehmet Aslantu, Uğur Polat ve yönetmen Atalay Taşdiken, son yıllarda artış gösteren şiddet içerikli diziler hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantu, artan şiddet içerikli diziler için bu konu yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması gibi bir şey. Biraz eğitim gibi, kültürel iklimin diğer alanları gibi ne ekerseniz bir süre sonra onu hasat ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Bu çok yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması gibi bir şey buraya evrildi. Biraz eğitim gibi, kültürel iklimin diğer alanları gibi ne ekerseniz bir süre sonra onu hasat ediyorsunuz. Yani böyle bir talep var mıydı da bu talep kullanıldı, yoksa bunlar yapıldıkça böyle bir talep mi oluştu? Tartışma konusu. Ben ilkinden yana fikrimi kullanıyorum. Yani daha kolayı, kısmen etki edeni, kısmen hasat imkanı veren, rant imkanı veren şeye evrildi. O yani. O kullanıldı. Ayrıca Aslantu, popüler hale gelen dijital dizi ve film platformlarının sinema etkisinden de bahsetti. Popüler taraf da dahil, televizyon, sinema vesaire gibi diğer alanlar da. Maalesef bu çizmenin, darbenin, onun bunun, sonra politik kutuplaşmaların, başka taassupların, başka oportunizmlerin teslim aldığı bir sürü şey var. Sebebi tek değil. Yani bir sürü bileşeni var bu sonucun. Oyuncu Uğur Polat, şiddet içerikli dizi ve filmlerin çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilediğinden bahsetti. Valla işte gazetelerde 3. sayfa haberlerini okuyoruz. Cinayetler, bir takım tatsız olaylar. Özellikle tabii çocuklar, genç yaştaki insanlar çok etkileniyor bu durumdan. Ama dediğim gibi bu da bitecek, başka bir şeyler başlayacak. Film yönetmeni Atalay Taşdiken ise toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidildiğine dikkat çekti. Halkın beklentisini dikkate aldıklarını düşünmüyorum. Bu biraz yönlendirme, kanal yöneticilerinin maalesef reyting denilen bir canavara yenik düşmeleri. Ölçüsüz kullandığınız zaman da toplumların bundan ileriki zamanlarda ne kadar zarar gördüğünü tarih de bize gösterdi.